Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni de sorarsanız iyiyiz. Biraz ev taştıktan sonra ne yapıyoruz Nail Usta? Güzel yap çekirdeği. Başlama yapacak. Evet, değerli takipçiler, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Umarım. Bizi soracak olursanız yorgunuz ama mutluyuz. Valla biz öğreniyoruz artık. Baba beğen diyor, yamuk yaptım diyor. Esra mı? Böyle bana görev verdi bunların üzerine göre. Yine babam iyi beğeniyor. Annem gibi olsa hiç beğenmezler. Ali gitseydi koyunların yanına. Koyunlar yapıyor. Çalarlar ne derler? Başı boş. Babam gideceğim ilk baştan. Çiğneme Ali. Burası komple patates mi olacakmış? Burası patates olacak. Yarısı bizim, bir yarısı onların olacak. Bayınvalidem öyle dedi. Babam da sizin bizim yok dedi. Hepsi bizim, hepsi onların dedi. Ben de işaret koyacağım değerli takipçilerim ortadan. Annem eğer bu tarafa geçer sökerse savaş kopar. Kostu çekerse ne yapacaksın ya? Selam ver baba, durma öyle. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Hoş geldin, aleyküm selam. Bahçe sezonumuzu başlamıştır. İlk ekimimizi patatesten başladık. Patates soğan. Çünkü temel gıda maddesi. Soğan da ilk, bu patates, ikinci soğan, oluyor. Patates, soğan, patates, soğanımız gördü, sarımsağımız. Maşallah. Kızardı. Şu aralarına soğan diktik, onlar da çıkmış bak değerli dostlar. Maşallah, benim soğanım daha çıkacak. Bunlarınki büyümeye başladı. Benim toprağı sıkıyormuş, bir ters istiyor. Bu yana fazla çek, oraya az bir şey çek, bu yana fazla. Kalk da dönme, bu yana kalk. Bas, ha, ha. Böyle değil yani, sağa da. Bu taraftan, bu taraftan çekilecek. Çiğnerip değilim ben, çiğnebilecek miyim? Daha billenecek ya. Ha, billemeye gerek yok yani. Değerli dostlar, eskiden pullundan yaparlardı. Şimdi babamın aldığı makineyi daha önce vloglarda görmüşsünüzdür. Yükledik mi naylonu? Yok, beni de gördüler, evet. Babam ve Nail yapıyordu. Çok zorluydu hani bizim orası, ama burası daha kolay olmuş. Önce motorla, hani pullukla yapılmadan direkt o çapayla yapılınca böyle pamuk gibi oluyor. Mesela bizimkine pulluk girdiği için şu an daha sert hani buradan. Bu şekilde değil. Tabi buranın toprağı da daha güzel. Bu paşa da susadı mı, ne yaptı? Deli dışına çıkmış. Suyu var mı bunun? Vardı yalanında. Ot yiyor, kafası mı ağrıyor yoksa? Oğlum, sana bugün bir sürü şey çıkacak malzeme. Değil mi Nail? İnşallah. Bak. Yakın civcivce çıkacak diye dostlar. Annem şey yatırdı, tavuk. Az kaldı, kaç gün kaldı bilmiyoruz ama. 10 gün kalmadı oğlum. Tavuklara. 10 günü geçti. Evet, değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi. Bir yandan Nay, şura acık yüksek bak. Bir yandan bahçe ekiyoruz. Bir yandan koyun gidiyoruz. İş çok böyle. Değil mi? Ne kadar yoğunuz. Annem de tohumları ayırıyor. Bir de onun tohumlarına bakalım. Bana da veriyor ama benim suyum az olduğu için ne ekeceğimi de tam bilemiyorum. Nail, onu ekmeyelim, bunu ekmeyelim diyor. Yine de kapıyı vurun da yeşilliğin olsun. Azıcık azıcık ek. Bak, bu tohumlara bak. Şu da kelek mi? Şu kelek şey. Hangi? Kelek iyi mi kelek? İyi. İyi kelek. Alma kelek. Şu da şeker pancarı. Hmm, şeker pancarın tohumu. Ekebilirim şöyle şeylere. İyi. Kalın malın cacını macını yapalım. Allah'ım. O şeker pancarı. Şu da marul. Biber, salça biberi. Bu mu marulda? Hı hı. Bak iyi maruldan. Şu da bamya tohumu. Şu domates tohumu. Bamya mı? Bamya evet. Eksik bari. Gelin buraya yiyin işte, toplayın da. Hmm. Bak bak.
Banyan tohumu çok pahalı biliyor musun? Tabii. Bu da domates tohumu aldıydım. Kendim aldım. Şöyle domatesler kurdum değil mi kendin? Hı hı. Domatesler şey yapalım. Şurada kara şey. Kara tohum dedik biz buna. Kıska. Bu herhalde dedim Makbule bacımın dediği böyle mi ekeceksin dediğin bu herhalde bacım şu, senin. Şurada iyi salça biberi. Hayatımda nasıl oturmuş babaannesinin yanında. Şurada iyi şöyle iyi salça biberin de şu. Hmm. Ekeceğim bundan biraz. Buraya ekelim onu. Ekelim. Burada ben yemeği eksem yeter. Burada olur. Babaannem. Neymiş? O da ne bilmiyorum vallahi. İyi anne bana mı? He. Bu ne acaba ya? Turp mu ne? Tohum da ne? Turp herhalde. Bu da şey. Aha ilana tohumu. Lahana amına. Ha bu da lahana tohumu. Anne. Aldım aldım gördüm büyüdüm bunları yer. Bakayım. Babaannem bir ben bilmem. Ne o? Bunu bu da lahana tohumu herhalde. Bu da lahana tohumu. Ha, siyah lahana var ya. Ondan. Ha iyi siyah lahana. Ondan sonra şu da. Ne bu da? Bu da ne? Bu da şalkan, kırmızı şalkan. Ha, şalkan yiyen olmaz. Anne. Başka ne vardı, neyi gösterdi? Şalkan, turp, naylın midesine dokanıyor değil dostlar. Evet. Ha, şu da patlıcan tohumu bak. Kayseri'den geldi bu tohum. Bu iyi patlıcan tohumu bak. Patlıcan, evet. Kara patlıcan. Onun tohumu. Ondan ekelim. Bu ne? Ekelim, buraya ekelim. Bu ne? Bu kurene mi yapacağız? İlana tohumu. Ondan birazcık da ben alayım da öyle yemelik hani kızartmalık deneyelim. Al. Nereye koyayım işte? Dur kap bulur kolay. Poşet. Arkanda poşet var onunla ne koyulur? Daha şu poşete. Şu çayı iyi bilelim ha. Ayaz öyle dökülür tohumlar. Annem yok mu? Bırak kapat annem sen. İlana tohumu annem o. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ben biraz ters yapmam lazım olmuyor. Buyur. Nereye? Ha çok oldu 16 sene oldu. Onun aralarını kesip de yapıyorduk büyükleri. Ne yapacağız şimdi? Geleceğim. Şimdi ocağı aç. Ha. Benim açtığım şey. Nail açsın ben de dikim değil mi? Bir iki tane gördük mü şey yaparız. Çalışma rahat olsun. Tek bir el atma toprağını. O kovayla mı getireceksin? 3. Öyle mi? Genişlet orayı ortayı. Aç orayı aç. Tamam. Şimdi onun içine de... Verme şimdi ben bir şeyler göstereyim sana. 3-4 tane patates atacak herhalde. 2. Öğren Nail öğren. Gördüğün babanaysa öğrendiğin kendini derlerdi. Annem eskiden şeydir, gördüğün babanaysa öğrendiğin kendine diye. Sıcak ne bugün yine? Nail dilini mi yuttun? Niye? Artık küsmeye de başladı görüyorsunuz değerli dostlar. Nail burada hiç yok. Nail'in dili damağı kurudu burada. Ali ne yapacak ki? Nail. Nereye? İçlenle. Yine buradan başla Nail. Bak, yani sen de bakalım. Bir. İki. Üç. Dört. Bunun üstünü kapatıyorum. Şöyle güzelce tömse yapıyorum. Ama yani. Keseğini kırarak kapatıyorum. Tut bakalım. Dur. Ali gübresini astın öyle. Ha. İyi patates ver de şunları da şöyle duralım. Dört tane koyacağım. Filizleri yukarı gelecek. Hadi Ali. Azıcık da aşağıya. Nayet'in bir şey. Ha? Nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. 2, 3, bir tane daha. 4. Tamam böyle kazma. Koy. Öyle tamam. Evet değerli takipçilerim bu şekilde devam edip gidecek. Şöyle bir. Buyur. Neydi ki o? Kıska tohum. Koy bakalım biraz. Sanki gelecek. Kuyu var bizim orada. Hayır. Belki kuyumuz olur belli mi orada? Bir tanesi... Hadi gübreye getireyim de bir tane anneye göstereyim nasıl yapılıyor. Öğrensin. 4. Öbürünü biraz yaklaştır bak. Dip dibe yaptım. Şu onu. Şunu mu?
Koy oraya bir tane de tam onun karşısına koyacaksın. Nasıl bir Evet diye takipçim. Şimdi bir durduracağım. Biraz göz açmam lazım. Biz bu şekilde devam edelim. Ali gübre geçsin. Gübre atarken de çekeriz. Evet değerli takipçilerim. Patates ekmesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi Derman ocakları yapıyor. Ben de gazıyorum böyle önden gidiyorum. Bakalım bu sene patates nasıl olacak? Bak Ali babam yakar dedi. Gübre atarsak bu organik olmuyor ki. Olur. Hani birer avuç at, iyi bir avuç. Aslanım benim. Ha evet, takipçilerim seni anlamıyorum. Gübreyi de göster. Tamam. Neydi bu gübrenin adı? 20-20. Ha 20-20. Siyah gübre kuzlu olur, at sen. Birer avuç atsan yeter. Evet değerli takipçilerim, biz bu şekilde ekmeye devam edelim. En son finişi çekeceğiz. Evet değerli takipçilerim. Biz patates ektik, bitirdik. Bayağı büyük bir yerdi. Bu patatesi yazlık olarak yani kahvaltılarda sökeceğiz. Patates salatası taze taze tüketeceğiz. Sarımsağımız sulanıyor ama sarımsağımız maalesef köstü. Yarısına duman etmiş, hala çekiyor. Bu sene köstüğünden başımız belada galiba. Gördüğünüz gibi. Sarımsağın ortasını boşaltmış. Çok seyrek. Salma su yapılıyor. Ayağı çizmeleri giydi. Küreğim de buraya attı. Ali babasıyla birlikte sarımsağı suluyor. Ekşi otlarımız var bak burada. Değil tostlar. Dostlar. Tostlar diyorum buna. Ayaz. Ne yapıyorsun? Çizmeleri giymişsin. Sular bur. Sular bur. Bizim de böyle kuyumuz oldu. İnşallah biz de ekeceğiz. Görüyorsunuz. Ne güzel akıyor. Ayağı oraya girersen o çizmenin içine dolar, orası derin. Evet. Ben de önüne çıkar. İnşallah sen usta böyle çıkar. İnşallah. Sen de bahçeye bol bol sular. İnşallah. Görüyorsunuz buraya da babam bulgurluk buğday ekmiş. Buradan tohum yapacakmış. Tohumluk yetiştiriyor. Güneşi görünce buğdaylar bayağı büyüdü. Boncuk! Boncuk da karşıda değerli usta, görüyor musunuz bilmiyorum. Boncuk! Gel buraya! Bunu nasıl götüreceğiz nayı? Evet, nasıl götüreceğiz bilmiyorum. Nasıl olacak ki? Oralardan bayağı yiyip yiyip geliyor. Beyaz ne yapıyorsun? Efendim? Annem onlar yumurtlasınlar sonra bak. Yumurtlasınlar sonra bak gel. Kuzuyu boyayacağız gel. Kuzuyu boyayacak gel. Evet değerli dostlar. Bir tane daha kuzumuz olmuş. Hemen sizlere göstereyim. Ne yapıyorsun Ali orada? Efendim? Allah'ım sizi verene kurban. Tatlışlarım. Su mu içiyorsunuz siz? Maşallah büyüyorlar artık. Hasta gibi yatıyor Ali. Tamam da bu niye hasta gibi yatıyor? Onu dışarıda boyasaydık ya. Annem öyle olmaz. İkisini de boyayacak. Ha boyamışsın onu sen? Birini boyadım ben. Koyun tutacağız şimdi. Kapat da koyun tut. Ben de boyayayım. Yedi mi yazdın? Maşallah. Yedi numaramız da olmuş. Dur akşam. Kuzucuğum gel. Piş 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 piş. Allah'ım seni verene kurban. Ne tatlısın. Olsun. Olsun olsun olmuş. Aynı annesi gibi. Değil mi? Evet mutfakta buluştuk değerli dostlar. Yemek yapıyorum iftar için. Ne yapıyorum? Patlıcan yemeği yapıyorum etli. Hemen başlayayım. Birazcık yağ ekliyorum şöyle. Ocağımın altında açacağım. Ama bunu çıkarmışım süpürürken. Ocağımın altını açtım. Isınsın. Hemen soğan doğramayı. İki tane soydum. Hazırladım. Yıkadım. Doğruyorum. Çitiyi vereceğim hemen. Etimi de doğradım. Patlıcanlarımı doğradım. Bugün de böyle geçti.
Uzun zamandır böyle baş başa kalmamıştık. Bugün baş başayız. Mutfakta buluştuk sizlerle. Yoğun bir tempo yaşıyoruz bu aralar. Hem ev hem koyun derken zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyoruz. Bir de Ramazan'ın gelmesiyle iyice değişik oldu. Hem Ramazan'ın huzuru var hem yorgunluk var. Ama işte zaman öyle böyle akıp geçiyor. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Patlıcanlarımı da şöyle küp küp doğradım. Suya ıslattım, tuzlu suya. Acısının çıkması için. Çekirdekler olursa çekirdekler de çıkıyor. Güzel oluyor tuzlu suda. Etim var. İlk önce etim ve soğanımı güzelce kavuracağım. Sonra ben normalde aslında suyu döküp haşlamazdım. Ama soğan ve eti birazcık o şekilde yapacağım. Bakalım nasıl. Patlıcan yemeğini benimkiler seviyor. Ayazlı suyuna bandırmayı seviyor. Yanına pirinç pilavı yapacağım. Pirinç pilavını da suya ıslatayım. Şimdi şunları bir katayım. Biberim var 2 baş. 2 baş da domatesim var. En sonunda onları ekleyeceğim. Şöyle etimi de biraz soğan kavrulsun. Sonra etini atayım. Soğanım kavruldu. Ağzımı kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Evet güzellerim. Şimdi etim ve soğan güzelce kavruldu. Salçasını ekliyorum şöyle. Salçası da güzelce kavrulsun. Etimi birazcık su katıp mühürledim. Çekti görüyorsunuz suyunu. Annem öyle söyledi. Normalde ben su katmazdım hiç. Şöyle birazcık yağlı yaptım ki lezzetli olsun. Hemen şuraya patlıcanlarımı da eklemek istiyorum. Şöyle. Üzerine bir tane biber doğrayacağım. Bir veya iki. Sonra da domatesini doğrayıp böyle birazcık pişireceğim. Şöyle. Evet şimdi güzelce bunu karıştırıyoruz. Ağzımı kapatacağım. Salçasıyla beraber güzelce bir kavrulsun. Hemen domateslerimi de eklemek istiyorum. Şimdi bu böyle kendiliğinden kavrulacak domatesin suyuyla. Azıcık su ekleyeceğim sonra. Patlıcan ve pirinç yağı çok seviyor. Şehrini de boşaltalım. Şunu biraz ekleyeceğim. Patlıcan yanına pirinç pilavı çok yakışıyor. Bu kavrulsun. Evet gördüğünüz gibi şehrin güzelce kavruldu. Hemen pirinçlerimi ilave ediyorum. Şöyle. Pirinçlerim de biraz kırık ama inşallah güzel olur. Hemen tuzunu da atıyorum kavururken. Şöyle. Kavurmaya başlıyorum. 3 bardak pirinç ekledim. 5,5 bardak da su ekleyeceğim. O şekilde yapacağım. Bakalım. Bu pirinç pek tanımıyorum. Çünkü pirinçler farklı farklı oluyor. Bakalım nasıl olacak. Pirincim güzelce kavruldu. Şimdi suyunu ekliyorum. Sıcak su. Bekledim. Şimdi kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Yavaş yavaş. Ve
kaynamadan ne yapıyorum? Şöyle birazcık limon atacağım. Ben pirinç pilavına biraz limon ve azıcık şeker atıyorum. Merhaba anne, hoş geldin. Azıcık limon sıktım. Ve bir kaşık da çay kaşığıyla da şeker attık. Evet, pilavım kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Hemen ağzına kapağını kapatacağım. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi yemeğim kendi kendine sulanmış. Çok az biraz su ekleyeceğim. Şöyle. Bu da patlıcanlar pişsin diye biz çok kuyruğu seviyoruz patlıcan. Yemeğim kaynamadan da çok su eklemedi de, o yüzden şöyle yeterli bu, pişsin artık. Tamam, o yemeğim tamam. Pilavım da gördüğünüz gibi kaynıyor. Mantık ıskarsında niye böyle olmuş? Yanlış yemeği kısmısın değerli dostlar. Şimdi bunlar pişsin bakalım. Evet güzellerim, yemeklerim pişti. Şöyle hemen göstereyim. Vallahi mis gibi de kokusu geldi. Patlıcan yemeğim gördüğünüz gibi hafif sulu. Şöyle tane tane olmuş. Artık kapatacağım. Nail aşağıda kıvırma toplamaya gidiyormuş. Onun yanına gideceğim. Pilavımı da hemen göstereyim sizlere. Pilavım sanki biraz çok olmuş gibi ama bilmiyorum yine de. Bunun altını da kapatayım. Şöyle yakından pilavımı da. Şöyle bir karıştırayım. Tane tane olmuş pilavımda. Gördüğünüz gibi. Şişsin. Salatamı da sonra yapayım. Evet değerli dostlar, yemekler aynalı vallahi. Patlıcan yemeği var. Salata var. Köpük helvası var. Pirinç pilavı var. Oh oh oh. Evet Derman Hanım. Evet. Ne yaptın bugün? Ne yapalım? Kızlarımız çağırıyor değerli dostlar. Yemeklerimizi yaptık. Şimdi biraz sonra ezan okunacak. Ben sofra hazırlamaya devam ediyorum. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.